Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda size Pezen'den satın almış olduğum 3 ayaklı lambader kurulumunu yapacağım. Satın almış olduğum lambaderin bir parçası şurada görmüş olduğunuz Deco marka lambader ayağı. Rengi de bambu. Modeli 3005. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu çıkartıp içerisinden neler çıktığına bakalım. Lambader ayağı kutusundan görmüş olduğunuz gibi 3 tane ayak çıkıyor. Bunlar şöyle iki noktadan birbirine bantlanmış bir şekilde geliyor. Birazdan bunların montajını yapacağız. Şöyle bir paket içerisinde bağlantı elemanları çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ve yine kutunun içerisinden bir adet duy ve fiş mekanizması çıkıyor arkadaşlar. Yine kutunun içerisinden bu lambader ayağının kurulumunu gösteren bir kullanım kılavuzu var. Yine o da bu şekilde burada gösterilmiş. Buradaki bağlantı elemanlarının nasıl bağlanacağını gösteriyor. Ve en sonunda nasıl elektrik bağlantısının yapılacağından bahsedilmiş. Şöyle arka tarafında da farklı renklerinin olduğundan bahsedilmiş. Az önce de bahsettiğim gibi çıkan kılavuz burada gördüğünüz gibi. Ve bağlantı elemanları şurada olduğu gibi. Şöyle 3 tane kısa vida, 3 tane uzun vida, 6 tane vidalı rondela, pull çıkıyor. Ve 6 tane de bu vidaların üzerine kapaklar çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sırasıyla bunların montajına geçebiliriz. Lambader ayaklarının görmüş olduğunuz gibi bu bantlı yerlerini şimdi sökelim. Lambader ayaklarının bantlarını söktüm. Üçü de görmüş olduğunuz gibi böyle. Bu kısımlar birbirine bakacaklar. Şimdi bunun kurulumuna geçelim. Yine montajda kullanacağımız böyle bir duyumuz vardı. Bunun üzerinde üst kısımda kısa vidalar, alt kısmı ise uzun vidalar kullanılacak. Her iki vida noktalarına da bu vidalı rondelalar yani pullar sıkılacak. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey var. Daha sonrasında lambaderin şapkasını takmadan önce burada görmüş olduğunuz şapkayı çıkaracağız. Şapkayı taktıktan sonra da lambader şapkasını taktıktan sonra da yine bu ilave şapkayı takıp sıkacağız. Yine duy mekanizmasının altında şöyle uzanan bir fişimiz var. Ben montajda sıkma işlemin için görmüş olduğunuz gibi şöyle Atlas marka yıldız uçlu bir tornavida kullanıyorum. Kendisi şarjlı. Dileyen farklı bir manuel tornavida da kullanabilir. Lambader ayağı ile bu duy mekanizmasının tahtasını buluşturmak için arkadaşlar şurada böyle lambader ayağının üzerinde bir girinti var. Burayı buna oturtuyoruz ve bu şekilde vidalama işlemini gerçekleştireceğiz. Lambader ayağına görmüş olduğunuz gibi vidalı pulları ve üstte kısa vida, altta ise uzun vida olacak şekilde elemanları birleştirdim. Ve şöyle lambader ayağına bağlanacak duy mekanizmasının tahtasının üzerinde iki adet vidanın girebileceği delikler var. Şu delikleri de manuel olarak elle buldurdum ve birazdan sıkma işlemini geçeceğim. Sıkma işlemini söylediğimiz gibi şarjlı tornavidamızla yapıyoruz. Şu şekilde yıldız tornavidayı ağız atıyoruz. Üst tarafı sıktık. Alt tarafı da aynı şekilde sıkalım. Evet, gördüğünüz gibi birinci ayağı bu şekilde montajladık. Diğer 3 ayağı da aynı şekilde buraya montajlayacağız. İkinci ayağımızın montajını da gerçekleştirmiş olduk. Şimdi sıra geldi üçüncü ayağa. Üçüncü lambader ayağımızın da montajını yine aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken 3 ayağında vidalarının, bu vidalı pullarının çukur kısımları vidanın kafasına denk gelmesi gerekiyor. Yani düz tarafı ahşaba denk gelecek, yuvarlak kısmı ise vidaya denk gelecek. Şimdi bu lambader ayaklarının vidalarının üzerine şöyle dekor kapaklar var. Onlardan takacağız. Şöyle 6 tane toplamda takmaya başlayalım.
Vidaların bazıları tam ağızlamıyor olabilir. O yüzden alttakini deneyeceğim. Evet, buna daha iyi denk geldi. Şuna bakalım. Şöyle önce sola doğru çevirip vidayı ağza atmaya çalışıyorum. Ondan sonra tekrardan sağa çevirerek vidayı sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Sanırım bu da sıkıldı. Bunları elle sıkmamız gerekiyor. Çünkü bunların anahtar ağızları yok. Yine aynı şekilde diğer ayağın bağlantılarını gerçekleştirelim. Zaten en fazla 1,5 tur falan atıyor bu. Şöyle bunları da sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Ve sıra 3. ayakta. Şöyle 3. ayağında vida dekor kapaklarını şöyle takalım. Evet, bunu da taktık. Şimdi sıra geldi lambader şapkasını takmaya. Lambaderin ayak montajını gerçekleştirdikten sonra vidalarını sıktık. Şimdi sıra geldi lambaderin şapkasını takmaya. Benim tercih etmiş olduğum renk şöyle yeşil renk arkadaşlar. Lambaderin iç kısmındaki barkodta da göreceğiniz gibi şöyle model 3016 deko yeşil şapka diye belirtilmiş. Burada montajını gerçekleştirmeden önce lambaderin üst kısmında bulunan şuradaki şapka duş şapkasını söküyorum. Sonrasında lambaderimizi yerine oturtuyoruz. Şöyle tamamen yerine oturttum. Bunu elimle içeriden bastırıyorum. Şöyle göreceğiniz gibi elimle tutuyorum. Şöyle kameramızı da ayarlayalım. Ve şapkanın düz olan kısmı aşağı doğru gelecek. Onu da tekrardan şöyle bir duyumuza montajlıyorum. Lambader şapkasını sabitleyene kadar buradaki duy şapkasını diskini sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Şu an yeterli sıkılığa ulaştı. Şimdi sıra geldi arkadaşlar lambaderimize ampul takmaya. Ben ampul olarak şöyle Osram marka 60 wattlık 806 lümenlik sarı ışık tercih ettim. LED lamba bu arada bu da. Şimdi bunu da takalım ve daha sonrasında da filize takarak bunun çalışıp çalışmalarını test etmiş olalım. Şöyle onu da buraya montajladım. Bunu da tatlı sıkı şekilde buraya montajlıyorum. Şimdi sıra geldi bunu test etmeye. Lambaderimizi böyle konumlandırdım. Şimdi bunu filize takarak denemesini yapalım. Bakalım nasıl ışık veriyor. Hemen odanın ışığını da kapatacağım. Böylece nasıl bir efekt olduğunu siz de görmüş olacaksınız. Şimdi taktık. Bunun üzerinde bir tane şöyle basit anahtar var. Onu aç kurumuna getiriyorum. Ortamı gayet güzel aydınlatıyor. Şimdi bir odanın ışığını da kapatalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Lambader montajı videosunun sonuna geldik. Umarım video senin için faydalı olmuştur. Unutmadan videoyu beğenmeyi ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.